Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Keyfin yerinde mi? Bakayım. Bayağı iyi gördüm seni. Yeni haftaya başladık. Hatta tam taze taze bir video. Bu videoyu çektiğim gibi yayınlıyorum. Haberin olsun. Çekiyorum bu videoyu. Yayınlıyorum. Ondan sonra Onat'la buluşmaya gidiyorum. Pro Wrestling Studio çekiyoruz. Ona göre. Önemli yani. Şimdi arkadaşlar öncelikle Money in the Bank haftasındayız. Bilmeyenler varsa. Bayramın dördüncü günü yani 1 Temmuz'da Money in the Bank var. Erken saatte Londra'da olduğu için. Saat 10'da başlayacak Türkiye saatiyle. Ben 9 gibi yayında olacağım. Haberiniz olsun. Bir gün öncesi yani bayramın 3. günü. Bayramın 3. günü. Hangi güne denk geliyor? Cuma güne denk geliyor. Cuma günü de SmackDown tabii ki. Tabii ki de Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü ki SmackDown'da Londra'da yapılacağı için yine erken saatte olacak. Onda ben yine yayında olacağım. Haberiniz olsun. Özellikle bu hafta Cuma ve Cumartesi günü direkt şov izleme yayınlarımız var. Tabii ki ben görüntü veremiyorum. Takip edeceğiz sizlerle beraber. Haberiniz olsun. Öncelikle bunların duyurusunu yapmış olayım. Bunların dürüstünü yaptıktan sonra şimdi sırada ne var? Ee, şöyle bir bakalım. Roman Reigns'in bininci gün videosu. Yay. Roman Reigns bin gündür. Bin günü açtı. Hatta bin günü de geçti. Şimdi vereceğim bir haber de zaten buraya bağlayacaktım konuyu. Hadi gelin bakalım. Evet arkadaşlar. Roman Reigns resmen Pedro Morales'in 1002 yok kaçtı? 1027 miydi? 1029, 1027 günlük rekorunu geçti arkadaşlar. Şimdi bunu söyleyeyim. Buradan yola çıkarak da kendi videomun reklamını yapayım. Çarşamba günü, yani 28 Haziran Çarşamba günü, bayramın birinci günü size bayram hediyesi, bayram şekeri olarak Roman Reigns'in bütün bu sürecinin serisini yapıyorum biliyorsunuz. Dördüncü videosu geliyor, Roman'ın birinci günü. Daha önce birinci yılını yapmıştım. Roman Brock Lesnar olaylarına girmiştim. İkinci video, üçüncü videoda da Roman'ın ikinci yılını yapmıştım. Şimdi artık birinci gün videosu geliyor, haberiniz olsun. O yüzden güzel olacak, tatlı olacak, keyifli olacak. Bayramda size şeker gibi böyle... Oh mis gibi baklava niyetine izlerseniz Roma'nın birinci gün videosunu. Ha ben galiba o gün de yayın yapacağım bu arada. <laughs> Neden? Ne yapacağım? Money in the Bank simülasyon. Uf benim programım var ya çok iyi. Şimdi habere geçelim önce. Birkaç haberim olacak bu videoda. Yine Randy Orton'dan da bahsedeceğim. Önemli bir detay var çünkü. O yüzden günü gününe paylaşmak istedim. Ertesi güne falan koymayacağım. Roman Reigns Surpasses Pedro Morales'in WWE şampiyonluk sürecini geçti. Pedro Morales'in 2000... Yok 1027. 2000'den çıktı ya. Allah söyletti. Yoksa Roman 2000 güne mi gidecek? 1027 günlük bir şey vardı Pedro Morales'in. Resmen onu geçti ve şu an ilk beşe girmiş oldu. En başta şey var. İşte yine Bruno San Martino'nun 2 tane var. Hogan var. Tabii geçti şu an ilk 5'te. Roman Reigns şu an resmen arkadaşlar WWE tarihin en uzun süre kemer taşıyan bir seferde ilk beşinde. Çok önemli, çok değerli. Hava çok sıcak. Götümden terliyorum. Devam edelim. Roman'ın bu olayı çok önemliydi bence. Adım adım gidiyor ki Money in the Bank'te de bir kemer koruma maçı falan olmayacağı için muhtemelen SummerSlam'da olacak yenerken. Adam daha gidiyor. Ve böyle devam ederse WrestleMania'ya kadar giderse oradan da Hogan'ın falan da geçmeye doğru gider gibi geliyor bana. Biliyorsunuz bunu hep söyledim. Devam. Şimdi Forbidden Door vardı. Forbidden Door yapıldı. Ben AW izlemesem de izleyen arkadaşlar için burada birazcık değinmek istiyorum. Brian Danielson o kadar iyi yani. Şimdi bak bandırol olarak maçlar çok iyiydi bu arada. Yani Brian Danielson o kadar abi. Gerçekten maçlar çok iyi. Ve bu maçta maçtan sonra mı maç içinde mi ne galiba şey Brian'ın birazcık omzu çıkmış bir şey olmuş galiba. Onu öyle bir haber de okudum. Brian Danielson pes ettirmiş bu arada o kadar iyi. Bu da değerli bir şey. Yanılmıyorsam bu gecenin main eventiydi galiba değil mi? Bu muydu yoksa Will Ospreay Ken Omega mıydı? Ben bu diyebiliyorum. İzlemediğim için şu an siz yazın aşağıya. Brian Danielson'la Okada'nın maçı bence direkt main event olması gereken maç bu arada. Ee, ya yani main eventmiş zaten. Tam şimdi gördüm. Okey. Main event. İzlemedim. Ee, sadece şunu izledim. Gördüm buradan şey. Şimdi yayınlamayalım. Telif yeriz buradan biliyorsunuz ki. Brian Danielson submitliyor bu arada. Bu da çok güzel bir şey. Okada'yı submitlemesi de iyi. Bu arada zaten Forbidden Door'da bayağı AW güreşleri yok etmiş şeyi. New Japan'cileri falan. Tabi karışık mix takımlar falan var. Oralarda işler değişiyor. Ve bu maç işte Osprey ile Ken Omega'nın maçı. Bu maçın muhtemelen özetini izleyeceğim ben şeyden sonra. Yani bugün program falan çekeceğim ondan sonra. Buradaki bir arkadaş orta parmak göstermiş. Neyse onu görmeyelim. Will Osprey Ken Omega'yı yeniyor bu arada. Ve yanılmıyorsam bu maç 40 dakika falan sürmüş. Böyle... Yani şimdi zaten adamlara baktığınız zaman bir güreş şöleni. Tam bir böyle New Japan tayfa. <laughs> yani bayılacağı bir olay. Kolumu sıkıştırmıştım. Mahvolduk. Mosmar olmuş. Neyse. Forbidden Door'daki bir sürü maç vardı zaten. Hey, kaç maç vardı? 10'un üzerinde maç vardı değil mi? 13 maç mı vardı? Öyle bir şey. 13 maç mı? 14 maç mı ne? <laughs> Siyan Punk'ın da maçı vardı. Turnuvası, o turnuvasında. Kazandı. ilginç bir detay var. Siyan Punk'la Elite ayrı ayrı yerlerde tutulmuşlar böyle aynı yerde olmasınlar demişler. Şimdi bunlar bir şey olur birbirlerine dalarlar malarlar falan böyle. <laughs> ayrı yerlerde olsunlar diye. Ya hiç mi olayı bilmiyorsun? Bak hiç olayı bilmeyen biri için özetliyorum. CM Punk gelip konuştu abi. Bütün kendine göre haklı olan her şeyi söyledi söyledi söyledi. Burada diğerlerini yok etti ama. Eliti Oradan Hangman laf atmıştı falan. Sonra CM Punk laf atınca böyle basın toplantısında bildiğin şeyin yanında vardı. Tony. Tony'nin yanında direkt. Laf atınca abi yani Abi ya yani inanılmaz bir şeydi bu arada ya. Siyan Punk'a çok fazla özgürlük verirsen böyle oluyor. Bunu da söyleyeyim. Lafatta ondan sonra arka alanda tabii tahsizlik oldu. Birazcık dövüş böyle itiş kakış falan bir şeyler oldu. Siyan Punk'ın köpeği arka alandayken kim bilmiyorum elitten biri kapıyı kapatırken yanlışlıkla köpeğin yüzüne falan gelmiş böyle tabii bilinçli yapılmış bir şey değil. İşte oradan Siyan Punk yine sinirlenmiş falan filan. Erken mevzular mevzular vardı. Siyan Punk bir süre yoktu geri döndü. Şimdi de yine de ayrı ayrı yerlerde bulunuyorlarmış haberiniz olsun öyle direkt şey yok yani hadi bakalım. Gel hadi barış falan filan yok. Bu da aslında tatsız bir şey mi? Çok tatsız bir şey bence. Gerek de yok. Hani ayrı tutulmasına gerek yok değil. Böyle bir tatsızlığa gerek yok. Geldik buraya. Şimdi işte herkes benden bir sürü kişi bu bununla ilgili yorum yapmamı bekliyordu. <laughs> Öncelikle bugünün ikinci Rendort'un geri dönüşüyle ilgili haberi bu oluyor. Muhtemelen kapağı falan koymuşumdur zaten. Çünkü benim için şu ana kadarki en değerlilerinden bir tanesi. Ki tabii ki Roma'nın ilk 5'e girmesi de çok değerli olmasına rağmen ben bunu belki de kapak yapmışımdır bilmiyorum. Çok sıcak su içmezsem yok oluyorum. Kurt Angle nereye katıldı? Nerede konuşmuştu? Ee, Kurt Angle Show'da zaten direkt konuşmuş. Randy Orton'ın ya nereden biliyor? Ya şimdi Kurt Angle ortaya hadi dur bir şey attım ortalık gerilsin falan diyebilecek biri mi biri? Evet bazen bunu yapıyor. Ama belli ki bir şeylerden haberdar ve demiş ki, ben bunu Twitter'da gördüm zaten. İşte yakın zaman sonra şeyin geri dönüşüne hazır olun falan demiş yani Randolter'ın. Sırt şey iyileşti, yani iyi, iyi gidiyor. Sırt ameliyat sonrası işte bu tedavi süreci iyi gidiyor. Bayağı optimistik şekilde yani pozitif şekilde konuşmuş zaten, iyi gidiyor. Yani bence kendinizi hazırlayın demiş Randolter'ın geri dönüşüne. E ben bugünün bir önceki videosunda da size bir haber vermiştim biliyorsunuz ki. Ne demiştim? Orada müzik Real Theory, Real Theory <laughs> şeyin Rendort'un müziğini yapan e, ekip Rendort ya bir süredir zaten bu konuşuluyormuş. Onu da öğrendim sonradan. Ama tam bu dönemde niye şu an tak diye müziğin remix'ini ortaya çıkarıyorsun? Anladın mı? Şimdi burada insan sormuyor değil yani. Niye acaba diye. Kurt Angle üstüne bunu söyleyince Rendort'un hazır yakında geri dönecek demiş adam. Açık açık bunu söylüyor bu arada. Belli ki bir şey biliyor. Umarım geri döner. Bana göre şu an günün haberi bu. Ve geldik buraya. Şimdi Eric Redbeard'ı biliyorsunuz. Joseph Rood. Yani Eric Redbeard bildiğimiz White Family. Abi gel buraya. Eric Rowan. Şöyle bir şey paylaşmış iki gün önce. Bunu paylaşmış nokta 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 koymuş buraya. Bunu bana kim attı? Biri attı. Discord'dan biri atmış. Hani Moderatörler aracılığıyla bana ulaştırdı. Şu an unuttum kim olduğunu. Kusura bakmasın. 60. Bence bahsedilmeyi ufaktan değer. Yani şundan dolayı bahsedeceğim. Bray Wyatt'in geri dönüşüyle ilgili bir şeyler var ya böyle. Hani dönecek falan. O da konuşuluyor. Fint mi geri dönecek ne diye. Abi bak White Family olarak dönse gerçekten çok mutlu olurum. Ya ben gerçekten White Family'ni ya. Hatta adamla anlaş abi getir ya. Figüran gibi kullan yani. Ama White Family geri dönsün mesela anladın mı? Ha, olur mu? Olur. Ben White Family'nin Fint'ten ziyade geri dönmesine daha çok... Yani tepki veririm. Daha çok hoşuma gider. Ama şöyle de bir şey var. O biraz zor gibi artık bu saatten sonra. Yani tamamen işte kendisi şey atmış. Hadi bakalım koyun maskesidir bilmem nedir falan. Ya da bu belki de bambaşka bir şey. Belki de bu ortaya çıktı. Benim haberim yok ne olduğundan. Ben sadece şu an işte White Family dönse ne olur. Bununla ilgili konuşmak için bunu aldım. Ben White Family'i muhtemelen daha çok severdim. Geri dönecek olsa ama Fiend'in geri dönüşüne de okeyim. Ama bir şekilde Braveheart artık düzgün şekilde kullanabilecek bir noktada olsun. Düzgün şekilde kullanılabilecek şekilde dönsün. Lütfen. Ne olursa olsun bu. Yeni bir şey denemeyin artık. Bak yeni bir şey denen de olmadı belli. Yapmayın artık. Ya tutmuş bir şeye devam ettirin. White'ı artık iyice çünkü marka değeri de düşüyor. Artık burada kimin hatası varsa White'ı mı yaratıcı ekibi mi? Ben artık sıkıldım. Lütfen White'ı doğru düzgün kullanın. Beni de sinir etmeyin diyerek Money in the Bank haftası. Bu arada şimdiden artık bayramınızı kutlayayım. Önümüzdeki günlerde tabii ki hani yayın olsun, videolar olsun ben yine buralarda olacağım. Ki yarın zaten rahat tepki videosunda karşınızda olacağım. Yarın yayın açamayabilirim. Bugün de yayın açamayacağım. İki gün yayın açamayacağım. Haberiniz olsun. Ondan sonra da bayram mesain başlıyor. Arada denkleştireceğim. Money in the Bank simülasyonu olacak. Money in the Bank tahmin videosu gelecek kanala. Pro Wrestling Studio gelecek bu hafta. Money in the Bank'in kendi yayını olacak. Smackdown yayını olacak. Money in the Bank inceleme videosu olacak. Abi bu hafta çok iyi. Bu hafta çok iyi. Kaçırılmaz. Kaçmaz, kaçırılmaz. <laughs> Kaçırmayın bu haftayı. Benle berabersiniz. Kimseye söz vermeyin. Ben kaçtım. Görüşürüz. Bay bay.